Merhabalar sayın seyirciler. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Atatürk Lisesi'nin önünde bugün hareketli dakikalar yaşandı. Bir ihbar üzerine okul önüne giden polis çıkması muhtemel bir olayı önledi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün okul önlerinde aldığı emniyet tedbirleri vatandaşları memnun ederken, polis ekiplerince okul önlerinde öğrencilerin giriş ve çıkışlarında yapılan kontroller neticesinde okulla alakası olmayan 37 kişiye gerekli idari yaptırım uygulandı. Hadi gelsin ya. Kameralar da Bugün Karayolları semtinde bulunan Atatürk Lisesi önünde hareketli dakikalar yaşandı. 155 polis imdat telefonuna gelen bir ihbar üzerine Atatürk Lisesi önüne gelen emniyet güçleri bir çocuğun elinde sallama tabir edilen bıçağı ele geçirdi. Hadi çocuklar hadi! Çıkması muhtemel bir olayı anında önleyen polis gerek öğrencilerden ve gerekse vatandaşlardan alkış aldı. Bu arada vatandaşlar okul önlerinde bu tür hadiselerin çok yaşandığını ancak alınan tedbirlerin kendilerini sevindirdiğini belirttiler. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 5 yıllık icraatlerini Kanal 25'e değerlendirdi. Korkut, görev süresince halka en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti. 30 Mart yerel seçimler öncesi yeniden Yakutiye Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den aday adayı olan Belediye Başkanı Ali Korkut, Erzurum'da ilkleri yaşattığı için mutlu olduğunu ve 5 yıllık görev süresince Yakutiye ilçesinin çehresini değiştirdiklerini vurguladı. Devraldığım zaman belediye 830 personeli vardı ve piyasa borcuyla beraber 20 trilyonun üzerinde de borç vardı. Hem personeline ciddi manada borcu olan bir belediye hem de piyasaya borcu olan bir belediye. Böyle bir belediye devralındı. 4 tane de ilçe bağlanmıştı bize, belde bağlanmıştı. Bununla beraber geniş bir interland oldu. 33 tane de köy bağlandı bize. Şimdi böyle bir belediyeyi devraldıktan sonra binamız oldukça kötü durumdaydı. Binanın restorasyonu yapıldı. İlk defa Erzurum'a Lalapaşa ve Yakutiye'nin bulunmuş olduğu alana bir kent meydanı yapıldı. Bu da bizim dönemimizde bizim tarafımızdan yapıldı. Cumhuriyet Caddesi'ne alternatif cadde açtık. Yaklaşık 25 kilometre genişliğinde, 2 kilometre boyunda. Burada da kamulaştırma çalışmalarıyla gerçekleştirdik. 18 uygulamadık. Vatandaşımızın hiçbirisini mağdur etmeden güzel bir çalışmayla burada vatandaşlarımızın memnuniyetini de sağlayarak bu yolu da hizmete açtık. Hakikaten toplumun değer yargılarına saygılı bir şekilde programlar yaptık ve bunlar ilkti. Zaten biz Yakutiye Belediyesi olarak hep ilkleri yaptık. Yani kent meydanı Erzurum'da var mıydı? Yoktu. Yeni ilkler yapıldı. Tarih eserler restorasyonları var mıydı? Yoktu. Üç gümbetlerin etraflarının açılması hep söylenirdi. Hiçbir şekilde yapılmazdı. Kentsel dönüşüm hep söylenirdi. Kimse o taşın altına elini sokmazdı. Biz bedenimizi soktuk. Ve bu şekilde hizmetler yaptık. Önümüzdeki dönemlerde daha güzel hizmetler yapılacak. Çünkü şehrimizin her bölgesi ciddi manada önem arz eden bölgeler. Ve coğrafi itibariyle de muhteşem bir coğrafyamız var. Eğer yeni yapılaşmalar çağdaş şehircilik normlarına uygun bir şekilde yapıldığı takdirde şehir hakikaten vizyoner bir şehir konumuna gelecek. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın dinlemeler konusundaki açıklamalarının ardından Erzurum'da yaklaşık 200 iş adamının farklı isimlerle yasa dışı yollarla dinlendiği iddia edildi. Yurdun birçok ilinde paralel yapılanmanın faaliyetleri deşifre olmaya başladı. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın dinlemeler konusundaki açıklamalarının ardından bir iddia da Erzurum'dan geldi.
Yaklaşık 200 iş adamı farklı isimlerle yasa dışı yollarla dinlendi. Dinleme kayıtları gösterilen iş adamlarından bağış ve benzeri taleplerde bulunuldu. Talepleri kabul etmeyenlerin emniyette sorguya alındığı ya da vergi denetimi gibi baskılara maruz kaldığı öne sürüldü. Erzurum'daki paralel yapının hedefleri arasında bir belediye başkanı da olduğu öğrenildi. Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan bir hayat kadınının belediye başkanının çarpık ilişkileri olduğuna dair ifadeleri kayıtlara somut bilgiler gibi geçirildi. Erzurum'da bu iddialar gündeme gelirken İstihbarat Şube Müdürü Hürşit Uçar görevinden alınarak Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Abdunnur Durmaz da İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi. Öte yandan Erzurum Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve KOM şubelerinde çok sayıda polisin başka şubelere atamalarının yapıldığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bilge, bazı basın yayın organlarında çıkan görevden alındı haberlerine karşılık bugün yazılı bir açıklama yaparak görevimin başındayım dedi. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bilge son günlerde yazılı medyada çıkan haberlere tepki gösterdi. Bilge yaptığı yazılı açıklamada bazı basın yayın organlarında çıkan görevden alındı haberinin asılsız olduğunu belirterek görevimin başındayım dedi. Bu arada İl Milli Eğitim Müdürü Bilge yarı yıl tatili hakkında da bilgiler vererek Bakanımız Nabi Avcı'nın yaptığı açıklamaya göre 2013-2014 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatili 24 Ocak 2014 Cuma günü başlayacak. 15 gün dinlenme süresinin ardından öğrenciler 10 Şubat 2014 tarihinde yeniden okul sıralarına geri dönecek dedi. İl genelindeki 1324 okul, 11.500 öğretmen ve 180 bin öğrencinin yarı yıl tatiline gireceği öğrenildi. 2013 Mart ayından sonra Büyükşehir Yasası gereği görevini Büyükşehir Belediyesi'ne devredecek olan İl Genel Meclisi Ocak ayı gündemini açıkladı. Meclis Ocak ayı oturumlarında 2013 yılı hizmet değerlendirmesini yapacak, İl Turizm ve Tarım vizyonunu ele alacak. Meclis Ocak ayı oturumlarında tarım ve turizm ilk sırada yer alacak. Turizmin gündemi kapsamında Erzurum'un turizm çeşitliliği tartışılacak. Turizmin 12 aya yayılması, kış turizminde gelinen nokta değerlendirilecek. Meclis Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşülecek. Turizm gündemi noktasında meclisin görüşeceği bir diğer konu da Palandöken'in özelleştirmesi olacak. İl Özel İdaresi'nin de ortağı olduğu ve İl Genel Meclisince tasfiye kararı verilen Palandöken Turizm AŞ'nin durumu Meclis Ocak ayı toplantılarında ele alınacak bir diğer konuyu oluşturacak. Meclis Ocak ayında ilçeler düzeyinde kentsel dönüşümü ele alacak. Oltu, Olur, Şenkaya, Narman, Tortum ve Uzundere ilçelerinde yapılan ve öngörülen kentsel dönüşüm alanları, köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesi çalışmaları ve 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında yapılan çalışmalar ele alınacak. Erzurum'da yeni süreçte İl Genel Meclisi'nin kapanmasıyla il artık tek meclis yönetecek. Yerel yöneticiler meclisin teke düşmesini yönetimdeki çift başlılık ortadan kalkacak şeklinde yorumluyor. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ümit Bingöl, hükümetin emeklilere yönelik yaptığı zammın beklentilerine cevap vermediğini ifade etti. Hükümetin memur ve işçi emeklilerine yönelik yaptığı zammı eleştiren Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ümit Bingöl, emeklilerin ağır yaşam koşulları karşısında artık direnecek gücünün kalmadığını ve verilen zam oranının kendilerini üzdüğünü açıkladı. Evrede giden elektrik faturası ve doğalgaz faturaları var. Şuna bir baksınlar, yani kış memleketi olarak şunu bir göz önüne alsınlar. Burada defalarca izahını verdik. Dedik ki arkadaşlar, 200 bin lira elektrik faturası olmaz. Emekli 10 lirayı ödeyemiyor. 10 lirayı ödeyemiyor arkadaşım ya. 200 bin lira, oh ne güzel, %20, 20 lira zam. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben buradan yine diyorum arkadaşlar, milletvekillerime yalvarıyorum. Şu emekliler için yalvarıyorum ya. Ya şuna bir el atın ya. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Emeklimizle beraber, hepimiz beraber sırt sırta olup yine şeyleri, yaralarımızı biz kendimiz saracağız. Biz yine emeklimizin yanındayız. Ve en kısa zamanda da ne kadar emeklim varsa ben derneğe bekliyorum. Diğer iller gibi nasıl birlik beraberlik olmuşlarsa ben de üyelerimi bizzat şu Erzurum'daki derneğime bekliyorum. Gelsinler bunun hal ve çaresini bulalım. Hep beraber çare bulalım. İnşallah. Fakat şu zamlardan olay bir şey daha söyleyeyim de. Şu hükümet krizinden dolayı seyyanen verilen, memurlara verilen 175 liralık zam mı? Bizim de alma ihtimalimiz çok büyüktü. Genel başkanımızın çok büyük bir çabaları var. İnşallah yine de onu da diyeyim. Şu krizi atlatabilirsek
Büyük bir ihtimalle bu parayı da biz alacağız. Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini her geçen gün arttırıyor sayın seyirciler. Vatandaşlar soğuk havanın etkisini kaybetmesi için kar yağmasını istiyor. Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin altındaki bölgede soğuk hava etkili oluyor. Bölgedeki birçok ilde 2 gündür akşam saatlerinde ise sis etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklıkları Ağrı'da -27, Kars'ta -24, Ardahan'da -20, Erzurum'da -18, Erzincan'da -15, Iğdır'da ise -10 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ise Ağrı'da -12, Erzurum'da -9, Ardahan'da -7, Kars'ta -5, Erzincan'da -2, Iğdır'da ise -1 derece olması tahmin ediliyor. Kar kalınlıkları Erzurum kent merkezinde 10, Kars'ta 7, Ağrı'da 14, Iğdır'da 8, Ardahan'da 4, kayak merkezlerinde ise Palandöken'de 33, Konaklı'da 86 ve Cıbıltepe'de 26 santimetre olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı. Belediye ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda buz temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzurum İl Kriz Merkezi aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin akşam saatlerinde sıfıra kadar düştüğünü belirterek özellikle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uzmanlardan yüz felci konusunda vatandaşlara uyarılar geldi. Eczacı Faruk Altun soğuk havalar nedeniyle yüz felci konusunda önemli bilgiler verdi. Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu bölgesinde özellikle yüz felci geçirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki yüz felci konusunda vatandaşların dikkat etmeleri gereken neler var? Eczacı Faruk Altun, vatandaşların soğuk havalarda mutlaka yüzlerini sıcak tutması gerektiğini ve günlük 100 mg bebe aspirini ile yüz egzersizleri yapmaları gerektiğini söyledi. Öncelikli olarak yüz felci soğuk bir memlekette yaşamaktayız. Bu nedenle yüz felci vakaları sık sık görülmektedir. Yüz felcine neden olan şey genellikle bilinenin aksine bağışıklık sistemindeki düşüşlerdir. Bu da risk grubu hastaların daha çok etkilenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle bu şekilde zaten risk yüz felci dediğimiz olay fasyal sinirin ve normal yedinci sinir dediğimiz yüzdeki sinirin bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla enfeksiyonudur. Zayıflama sonucu oluşan enfeksiyondur. Buna yakalanan mevcut hastalarımız olursa da direkt olarak bir hastaneye başvurmalarını, bu süreç içerisinde de yüzü sıcak tutmalarını ve bu şekilde hastaneye başvurmaları gerekmektedir. Erzurum polis ekiplerinin yaptığı uygulamalar sırasında yapılan aramalarda 13 kilo uyuşturucu esrar ele geçirildi. Erzurum polis ekiplerinin yaptığı uygulamalar sırasında yapılan aramalarda 13 kilo uyuşturucu esrar ele geçirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yeni otobüs terminalinde durumundan şüphelenerek durdurulan MNT'nin valizinden yapılan aramalarda 13,5 kilogram ağırlığında esrar maddesi, Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı başka bir çalışmada ise iki şahıs üzerinde yapılan aramada 24,86 gram narkotik madde ve bir şahıs üzerinde 23 adet ekstezi diye tabir edilen hap ele geçirildi. Narkotik maddeler muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Erzurum'da hazineye ait araziler raiç bedeli üzerinden %50 indirimle çiftçilere satılacak. Erzurum Defterdarı İsmet Tapar buna yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Devlet işgal edilen tarım arazilerini sembolik ücretlerle satışa çıkarttı. Erzurum il genelinde hazineye ait 84 bin dönüm tarım arazisi bulunuyor. Erzurum Defterdarlığı göçü önlemek, tarımsal üretim ve istihdamı artırmak amacıyla Pasinler ilçesindeki hazineye ait tarım arazilerini satışa çıkarttı. Pasinler'de 2700 adet arazi raiç bedelden %50 indirimli satılacak. Amaçlarının sosyal göçü önlemek, tarımsal üretimi artırmak olduğunu belirten İsmet Tapar, Erzurum sürekli göç veriyor. Pasinler'de göç var. Pilot ilçe olarak Pasinler'de hazineye ait tarım arazilerini satışa çıkardık. Bu satışlar hazineye ait tarım arazilerini kullanan kişilere cazip şartlarda satılacak dedi. Devletimizin çıkarttığı yasa ile buraların satışı mümkün olacaktır. Bu satışta da önemli özellikler vardır vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde. Şöyle ki, buraların belirlenen raiç bedeli eğer peşin alımlarda
%50 o dolayında bir indirim söz konusu olacaktır. Yani rayiç bedelinin %50'si, yani belirlenen 100 lira ise 50 lira olarak belirlenecek. Bu da 3 kategoride satılacaktır. Bunların birincisi peşin alımlar, vatandaşımız peşin alıyorum derse bir %20 daha bir indirim söz konusu olacaktır. Yani dolayısıyla %70 bir indirim olacak. Eğer bunun %20'sini peşin yatırıyorum derse %10 bir indirim olacak. En az %10 indirim olacak. Eğer %10 dolayında %10'unu yatırıp da almak isteyen vatandaşlarımız da ise 6 yıla kadar da tahsit imkanı sağlanacaktır. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Ali Ataman, 2013 yılında yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tapu ve Kadastro'da son yaşanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Ali Ataman, yoğun bir yıl geçirdiklerini ve halka en iyi hizmeti vermek için gayret sarf ettiklerini açıkladı. İlçelerde özellikle kadastro çalışmalarının ağırlıklı geçtiğini sözlerine ekleyen Ataman, 2013'te Tapu'da önemli hizmetler verdiklerini söyledi. Tekman'daki Bey köyümüz tamamlanmak bitti aşağı yukarı, onu tamamladık. Diğer 3 köyde inşallah 2014 yılında çalışma yapma niyetindeyiz. Bunun yanı sıra kadastral altı teknik anlamda güncel durumla uyuşmayan bazı yerlerimiz var. Bunlara da teknik anlamda düzeltmeler yapıyoruz. Halihazırda Azize ilçe merkezli yürüyen bir çalışmamız var. Bu inşallah bu sene bitireceğiz. Ayrıca benzer bir çalışmayı da gene Oltu ilçemizde, böyle bir sıkıntımız vardı. Oltu, Uzundere ilçe merkezlerimizde. Onları da inşallah 2014 yılı içinde tamamlamaya çalışacağız. Biz bütün gücümüzle vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri vermeye çabası içindeyiz. Şimdi biz tabii daha çok vatandaşlarımızın teşkilatımızla iş ilişkileri kadastro müdürlüklerimizden daha ziyade tapu müdürlüklerimiz yönüyle oluyor. Dolayısıyla da biz tapu müdürlüklerimizdeki hizmeti gerek fiziksel mekan yönüyle, gerek iş akışı yönüyle daha nasıl iyileştirebiliriz doğrusu sürekli düşünüyoruz. Bu yönde de gerek sizin de gözlemleyebileceğiniz gibi Erzurum merkezdeki tapu müdürlüklerimizde ve gerekse bölgemize bağlı diğer müdürlüklerimizde sürekli iyileştirme çalışmaları içindeyiz. 2012 ve 2013'te bunlar çok önemli ölçüde tamamlandı. 2014'te de biraz daha el atılması gereken küçük konularımız var. Onları da inşallah ikmal etme çabası içindeyiz. Erzurum'daki yapıların büyük bir bölümünün depreme dayanıklı olmadıkları ortaya çıktı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapı malzemelerine yönelik deney hizmetleri veren Erzurum Test isimli yapı laboratuvar şirketi, Erzurum'un muhtelif noktalarındaki yapılara yönelik olarak yürüttüğü deneylerin sonuçlarını açıkladı. İnşaat teknikeri Lale Özbay, Erzurum'daki yapıların depreme dayanıklı olup olmadıkları yönünde çeşitli deneyler yaptıklarını söyledi. Tarafsız ve referans kabul edilecek nitelikteki laboratuvardaki yürüttükleri deneylerin sonucunda Erzurum'daki binaların önemli bir bölümünün depreme dayanıklı noktasında sıkıntı olduğunu kaydeden Özbay, yeni yapılarda yasa gereği zaten böyle bir sorunla karşılaşılmadığını dile getirdi. Bu binalarımızda, hani şu an yeni yapılan binalarda yapı denetimleri kontrol altında alınan demirlerdir. Bunları bu şekilde demirlerimizi deneylere tabi tutuyoruz. Şu an demirimizin akma ve akma çekme deneylerini yaptık. Hani bu şekilde demirimizin sağlamlığına deneyine tabi tutmuş olduk. Bu her yapılan evde bu işin... Tabii ki her yapılan binalarımız zaten şu an yeni yürürlüğe göre tüm binalarımız yapı denetim sistemine tabidirler. Yapı denetimi tabi olan binalarımızda bu şekilde deneylerimizi yapıyoruz. Her bina yapılmadan önce temeller atıldığı sıra demirler alınıp test edilir. Sadece demir mi test ediliyor? Yok, betonlar da test edilir. Zemin deneyleri de ayrıca testi yapılır. Binanın hani gerek olan tüm deney tutulur deneyler. Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum 2013 dönemi verilerini açıkladı. Erzurum'da sosyal güvenlik kapsamında bulunan kişi sayısı
763.611'e ulaşırken sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan kişi sayısı 14.584'e indi. 2013'ün 3. çeyreğine göre yıl sonunda ilde sosyal güvenliği bulunan kişi sayısı %0,24 oranında artarken sosyal güvenliği bulunmayan kişi sayısı %11,2 oranında geriledi. Erzurum'da 2013'ün 3. çeyreğinde sosyal güvenliği bulunan kişi sayısı 761.870'e, sosyal güvenlik dışı nüfusu ise 16.425'e olduğu açıklanmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü 2013 Ocak-Aralık dönemi verilerine göre yeşil kartlı diye adlandırılan gelir testi yaptıran grup dışında 538.605 kişi sosyal güvenlik kapsamında yer alırken 225.006 kişinin yeşil kart uygulamasından yararlandığı öğrenildi. İlde sosyal güvenlik kapsamında yer alan nüfusun %69.21'lik oran oluşturduğu bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı verilerinde 22.289 kişinin Bağkur, 77.508 kişinin SSK kapsamında bulunduğu ifade edilirken sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışanların toplam nüfusu oranının %17.49 olduğu paylaşıldı. Erzurum bölgesinde taşımacılıkta kullanılan 1.450.475 araç denetimden geçti. Erzurum bölgesinde taşımacılıkta kullanılan 1.450.475 araç denetimden geçti. Normlara uymayan 4.291 araç sahibine 5.8 milyon tutarında ceza kesildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 2013 yılı karayolları denetleme sonuçlarını paylaştı. Erzurum bölgesinde taşımacılıkta kullanılan 1.450.475 araç denetimden geçti. Normlara uymayan 4.291 araç sahibine 5.8 milyon tutarında ceza kesildi. 13 bölge toplamı içinde Erzurum bölgesinin payı toplam cezada %2.81, kontrol edilen araç sayısında ise %4.46 olarak kaydedildi. Dönemde bölge olarak Erzurum'da 1.450.475 araç denetimden geçti. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.